Öksin hormonu çiçeklenmenin başlamasını uyarır. Giberelin ise çiçeklenmeyi sağlar. Öksin ve giberelin çiçekten meyve oluşumunu uyarır. Giberelin meyvelerin büyümesini sağlar. Etilen hormonu meyvedeki asitlerin ve nişastanın şekere dönüşmesini sağlar. Böylece meyveye lezzet katmış olur. Etilen kloroplastların parçalanmasını sağlayarak meyvenin renkli olmasını sağlar. Böylece hayvanların dikkati çekilir. Meyve hayvanlar tarafından yenir ve tohum daha uzak yerlere taşınabilir. Eğer meyveler hayvanlar tarafından yenmez ise tohumun toprakla buluşmasını sağlamak için etilen meyvenin çürümesini sağlar. Etilen meyve sapının ölmesini sağlayarak meyvenin dalından kopmasını ve toprağa düşmesine neden olur. Meyvenin çürümesi sonucu tohum toprakla buluşur. Artık havalar soğumuştur. Bu dönemde tohumun çimlenip ölmemesi için absisik asit devreye girer. Tohumu dormansiyada verilen bir uyku dönemine sokar. Böylece tohum olumsuz koşullardan korunmuş olur. Bahar geldiğinde havalar ısınmaya başlar, karlar erir. Topraktaki su yoğunluğu da artmaya başlar. Böylece embriyoda giberelin hormonu salınır. Giberelin absisik asitin etkisini kırar ve dormansi ortadan kalkar. Dormansinin kalkmasına bağlı olarak çimlenme giberelin tarafından başlatılmış olunur. Tohumdan ilk çıkan organ köktür. Tohumdan en son gövde çıkar.